gerçekten inanılmaz. Evet. Bu zamana kadar gördüğüm en akıllı tümör galiba. Doğaüstü bir yapısı var. Bence de. İnanılmaz karışık. Neden seni seçmiş? Nasıl? Eski karın. Kocasının ameliyatı için niye seni seçmiş? Bu biraz hakaret gibi olmadı mı? Ben başarılı bir cerrahım. Bundan kuşkum yok. Neden kuşkum var o zaman? Aklına takılanı direkt sor lütfen. Siz yani hep konuşmuyor muydunuz? Marmaris'teyken falan. Yani tümörün niye bu kadar büyümesini beklemez ki? Merak ettiğin gerçekten tümör mü? Tamam. Niye ayrıldınız? Bebeğimiz can bebek sendromuyla doğdu. Doğduktan 20 dakika sonra da öldü. Bebeği kaybettikten sonra da bir daha devam ettiremedik. Baba için de anne için de çok zor bir durum. Evet. Gerçekten çok zor. Yani doğumdan önce biliyorduk aslında ama ne olursa olsun hiçbir zaman hazır olamayacağım bir durum. Gerçekten çok üzüldüm. İşte. Sonra Nazlı bir daha toparlayamadı. Sen nasıl toparladın? Zor oldu. Ama toparladım işte. Zaman her şeyin ilacı. Çok çalıştım kendimi, mesleğimi adadım. Çabaladım. Başardım. Ben başardım ama Nazlı başaramadı. Sadece benimle değil, tüm dünyayla ilişkisini kesti. Doktorluğu bıraktı. Ya bebek yaşasaydı? Nazlı'yla siz devam eder miydiniz? Efendim Süleyman Bey. Müsaitim. Tamam geliyorum. Canım ben şimdi gideyim. Sonra konuşuruz. Çok acilmiş. Gerek yok. Benim de ameliyat hazırlamam lazım zaten. Ne demek gerek yok ya? Yani acelesi olan bir şey yok. Hadi git. Tamam sevgilim, geçecek. Hepsi geçecek.